Değerli arkadaşlar, Ukrayna'da bir şekilde tahminlerimizin ötesinde bir kaosla mı karşılaşacağız? Büyük bir olasılıkla öyle olacak. Çünkü savaşın cephedeki gelişimi zaman içinde NATO'nun da Avrupa Birliği'nin de büyük batılı güçlerin de er veya geç bu savaşın bir parçası olacaklarını işaret ediyor. Çok enteresan. Bunun ilk işaretini biz nerede aldık? Josep Borrell, biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlikten sorumlu komisyoneri. O çıktı ne dedi? Son Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısı öncesinde, ki o toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da davet edilmişti. Ne dedi? Evet, Ukrayna haklıdır. Eğer Rusya ile yapmakta olduğu savaşı bir şekilde zaferle bitirmesi gerekiyorsa bu ülkeye verilmiş olan uzun menzilli füzelerin Rusya'nın derinliklerindeki askeri hedefleri vurmasına izin verilmeli dedi. Şimdi bu bir işaret. Josep Borrell ve NATO Genel Sekreteri, artık görev süresi bitiyor gerçi ama, Jens Stoltenberg bütün bu savaş boyunca bizim için ana kriterlerden biri oldu, biliyorsunuz. Niçin? Çünkü bu adamlar esasında perde arkasında pişen bir yemeğin tarifini yapıyorlar bize. Yani onlar durup dururken öyle beyinlerine göre konuşmuyor. Arkada bir şey pişiyor. Sonra diyor ki Stoltenberg, tamam diyor, bu böyle olacak. Veya Borrell, evet bu böyle olmalı diyor. Borrell bunu şahsi fikri olarak söyleyemez. O, Avrupa Birliği'nin perde arkasındaki politikası sonucunda er veya geç, ama bu hafta ama 10 gün sonra Ukrayna'ya o iznin verileceğini bilerek konuşuyor. Onu bilerek konuşuyor. Şimdi NATO Genel Sekreteri de çıktı, dedi ki Ukrayna kendini savunma hakkına sahiptir ve uluslararası hukuka göre bu hakkın kullanımı sınırlarla bağlantılı değildir. Yani siz kendinizi, savunma hakkınızı uluslararası hukuka göre kullanıyorsanız, sınırınızın bittiği yer, öbürünün sınırının başladığı yer önemli değildir'e geldi. Dur. Bu çerçevede Kursk bölgesindeki Rus askeri varlığının tümü askeri karargah ve üsler ile tank, zırhlı araçlar ve topçu bataryaları Ukrayna ordusu açısından meşru hedeflerdir. Diyor ki biz NATO olarak Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Rusya toprağı olan Kursk bölgesine dönük saldırısını destekliyoruz, meşru görüyoruz, uluslararası hukukun bir parçası olarak görüyoruz. Oradaki tank, top, asker, ne varsa, Rusya'ya ait ne varsa onların hedef alınmasını ve onlara karşı müdahalede bulunulmasını onaylıyoruz diyor. Bu Rusya'ya NATO'nun açık bir savaş ilanıdır. Bu kadar net. Rusya'dan cevap gelmedi bu açıklamaya. Her an gelebilir. Çünkü bu şunu gösteriyor ki NATO'da bir konsensus, bir uzlaşma sağlanmış ve Kursk harekatı benimsenmiş ve bu benimsenme çerçevesinde de gereken destek sağlanıyor. Neresi orası? Rusya'nın toprağı. Bakın, bugün Belgrad bomba altındaydı. Dün Ruslar Harkov'u bombaladılar. 7 kişi öldü, 94-95 kişi yaralandı. Bugün Ukrayna Belgrad'ı, yani Kursk'un hemen yanındaki Rusya egemen sahasını bombaladı. Orada da 7 kişi öldü, 50'den fazla sivil yaralandı. Yani Ukrayna'nın savaşı resmen Rusya toprağına taşıma stratejisi devam ediyor. Doğu cephesindeki yenilgilere rağmen devam ediyor. Zaten hep dedim ya, bileşik kaplar teorisi. Kimin nefesi nerede kesilecek, ona bakacağız. Taraflardan birinin nefesi bir yerde kesilecek. Onu bilmiyoruz daha henüz. Rusya da ilerliyor, öbürü de ilerliyor. Bakacağız. Ama Rusya toprağına girmiş Ukrayna savaş sistemi aynı zamanda otomatik olarak
NATO'yu da savaşın içine çekme eğilimi gösteriyor. Bu yönden baktığınızda. Şimdi diyor ki NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'nın bu saldırısıyla ilgili bütün bilgileri son ana kadar sakladığını söylüyorum. Bilgi vermediler, planlamalarıyla ilgili hiçbir görüşme olmadı. Yani bütün başkentler, NATO başkentleri açısından bu harekat sürpriz oldu diyor. Peki. Ama sonuç itibariyle başta sessiz kaldıkları bu operasyonu, bu harekatı bugün hem Avrupa Birliği'nin en yetkili ağzı hem de NATO'nun en yetkili ağzı üzerinden Batı İttifakı resmen destekliyor. Oleksandr Zelenski, Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Ukrayna güçleri Rusya topraklarında ilerlemesini sürdürüyor. Yeni yerleşim alanları kontrol altına alınmıştır diyor. Şimdi ama bir tartışma var. Daha önce dün de söyledim. Çünkü bazı kaynaklar bu Kursk harekatının Ukrayna'nın egemenliğine ve toprağına mal olacak bir Pokrovsk yenilgisini öne çıkardığına inanıyorlar. Biliyorsunuz. Dün ifade ettim bunu. Ve bugün de işte Financial Times tam onun üzerine parmağını basmış durumda. İngilizlerin ünlü ekonomi dergisi diyor gazetesi. Zelenski Donbas'taki Rus ilerlemesinin nedeniyle kendi askeri kurmaylarının ağır eleştirilerine hedef oluyor. Ukrayna'nın Donetsk cephesinde görev yapan en gelişmiş askeri birimlerini Kursk'a gönderilmesi, Rusya'nın hayli zayıf bir savunma hattıyla karşılaşmasına neden oldu. Rezerv askerler başarılı olamadı ve Rusya kolay ve hızlı ilerliyor. Ukrayna komutanlar Kursk kararının hatalı olduğunu söylüyor diyor. Şimdi bunu yazan Financial Times'a İngilizler de belki öyle düşünüyor istihbaratları. Ukrayna Savunma Bakanlığı'na yakınlığıyla tanınan Deep State Blok mensubu grubu bile 6 Ağustos'ta başlayan Kursk harekatının hatalı olduğunu, bunun sonucunda özellikle Pokrovsk'ta büyük bir kaos yaşandığını ifade ediyor. Bu İngiliz Financial Times'ın haberi. Şimdi Amerika'ya dönüyoruz. Wall Street Journal, o da Financial Times'ın rakibi. Diyor ki, Oleksandr Zelenski, Ukrayna'nın 2023'teki başarısız taarruzunun yarattığı ortamı değiştirecek plan içindeydi. Biliyorsunuz büyük taarruzları büyük bir şeyle bitti, hayal kırıklığıyla. Amerikalılar ile uzun video toplantıları yaptı ve yeni Tugayların yaratılması için gerekli silah akışı konusuna açıklık getirdi. Zelenski'nin gizlice yürüttüğü planlama Temmuz ayı ortalarına kadar kendi kurmayları tarafından bile bilinmiyordu. Esas hedefi başarısız taarruz sonrasında Amerika Birleşik Devletleri başta Batı'da oluşan soru işaretlerini Ukrayna ayakta ve isterse başarıyor düşüncesine dönüştürmekti. Kendi kurmayları bile emri aldıklarında şaşırdılar diyor. Böyle de bir iddia var. Ve bunu tamamen Orgeneral Zelenski'ye ifade ediyor şey. Şimdi burada da Amerikalılar anladığım kadarıyla Avrupalılara göre daha ataklar Kursk'ta. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ordusu eski komutanı Ben General, emekli general Ben Hodges da diyor ki Ukrayna uzun süreli bir savaşta Rusya gibi cepheye sürekli yeni asker süremeyeceğini, savaş malzemeleri açısından ciddi sorunlar yaşayacağını bilerek davrandı. Böyle durumlarda risk almak zorundasınız. Kursk öncesi cephenin durumu zaten iyi değildi ve uzun vadede çöküş yaşanılması kaçınılmaz görünüyordu. Zamanlama doğru bu Rusya'nın içine girdiği şoktan çıkamamasından da belli. Bir durum ortaya Ukrayna Joker kullandı, karşısındakinin elini kolunu bağladı diyor. Şimdi Batı da bunu tartışıyor, Ukrayna'nın kendisi de tartışıyor ama benim gördüğüm kadarıyla Rus ordusu doğuda, Ukrayna ordusu da Kursk'ta yürüyor. Ama bir problem var. Son yapılan kamuoyu yoklamaları Rus halkının Kursk nedeniyle, yani Kursk'a yavaş ve zayıf tepki vermesi nedeniyle
Putin'e tepkili olduğunu gösteriyor. Bakacağız. Ama Kursk hepimizi büyük bir noktaya doğru taşıyor, onu da bilin. Hoşça kalın.